Alalım. Efi bizim için çok önemli. Çünkü bizce pazarlamanın ve pazarlama iletişiminin en doğru değerlendirme şeyi, yolu. Hem amaç, hedefler, işte vakanın zorluğu, sonuçlar çok farklı açılardan baktığı için en doğru değerlendirmenin bu olduğuna inanıyoruz. Onun dışında şunu da söyleyebiliriz. Yani Efi Malınlığın bir çeşit iş yapış şekli. Onun ifadesi, çünkü biz her şeye başlarken sonuç odaklı düşünüyoruz. Ne yaparsak sonuca, hedeflediğimiz sonuca ulaşırız diye düşünüyoruz. Yani bu aslında ne yaparsak Efi alırız da dönüşüyor aynı zamanda süreçle beraber. Yani Efi almak için yaratıcılığı dışlamak da gerekmiyor ama yaratıcılığı saf sanat düzeyinde bırakırsanız işte daha çok hani o yaratıcılık orijinalite ödüllerinde iş yapıyorsunuz ama biz yaratıcılığı saf sanat düzeyinde bırakmıyoruz. Malınlığı olarak onu etki odaklı kullanmanın yollarını arıyoruz. Ve sonuç odaklı işler yapmaya özen evet, yani nasıl çalışırız kısmına biraz sonra değineceğiz ama bu aslında strateji şey de değil, yani onun da konusu değil. Sonuç olarak buradaki bütün süreç stratejiden şeye kadar, yaratıcı son işe kadar giden bir süreç. Aynı zamanda müşteri de bu işin de içinde. Yani herkesi kapsayan, her adımı, her süreci kapsayan bir orada da müşteriyle şey, çalışma biçimi, hani onu müşteri olarak değil de iş ortağı olarak görmek. Cesur bir biçimde hani beraber elini taşın altına koymak gibi, beraber hareket ederek ilerlemek. Yani dediğim gibi süreç her şeyde, vakada benzer ama her vaka birbirinden başka. O yüzden dert başka, deva başka, ilaç başka. Ama her şeyin başında önce yani dert nedir, sorun nedir onu bulmaya çalışıyoruz. O birazcık işte daha stratejinin tarafında giden bir şey. Ama sonra amacı belirlerken aslında müşteriyi işin içine dahil etmek. Sorunda da onlar işin içinde varlar. Daha sonra da ilerlerken, brief'i yazarken aslında kreatifi de dahil ediyoruz. Biz beraber yani teyitleştikten sonra kreatif arkadaşlara veriyoruz. Yoksa öyle hadi işte brief, işte meydan, uç kaç ondan sonra yapmıyoruz. Hep beraber ilerlediğimiz Emrah'la veya diğer kreatif liderlerimizle böyle devam ediyor. Ondan sonra işte tüketici içgörüsü mü, pazardaki rakibe göre mi bir konumlama, ondan sonra veya pazar dinamiklerinden bir şey mi çıkar, yoksa markanın geçmişinden gelen DNA'larından da bir güç alırız. Ona bakıp çözüm üretmeye de çalışıyoruz. Bir sürü şey var, sosyal kontekst var, bir sürü konular var. Hepsini değerlendiriyoruz, yani strateji, kreatif beraber değerlendiriyoruz. Ondan sonra o briefler hazırlanıyor. Ve burada da bizim hani amacımız gurur duyacağımız işlere imza atmak oluyor. Yani iş kalitesini her zaman yüksek tutmayı hedefliyoruz. Zaten hani Malınlığın işlerine baktığımız zaman da belirli bir tarz ve şey görünüyor. Yani hani bizim standartımız bayağı yüksek, yani onun altında bir kalitede iş pek göremezsiniz. Ya yani gurur duyacağımız işler yapmayı en çok öne aldığımız şey o. Yani Low Network'ü aslında yıllar önce Unilever'le neredeyse beraber hayatına başlamış. Onun dünyada gitmek istediği yerlerde kurularaktan network'e dönüşmüş bir ajans. O yüzden bu birliktelik zaten çok yıllara dayanıyor. Sonuç odaklı yaratıcılıkta bu birlikteliğin aslında bir eseri diyebiliriz. Londra tabii bizim önemli bir merkezimiz. Ayrıca da Unilever üzerinden alınan Efi'lere karşı ayrıca bir tutku ve takıntı var diyebiliriz. Yani bütün network'ün üstünde. Çünkü o ayrı bir değerlendirme kriteri bile olabiliyor. Bir de şunu söyleyelim. Londra'da bir ekip var. Sırf yani işin sırf demeyeyim ama işin önemli bir bölümü yalnızca Efi yazmak. Efi vakası yazmak. Hem İngiltere'deki başvurularda etkili oluyorlar. Ayrıca global Efi ve regional Efi'ler var. Onları da takip edip onlara da vaka yolluyorlar. Biz de onlarla paslaşıyoruz. Gerektiğinde yardımcı da oluyorlar. Fikirlerini de alıyoruz. Yani network'ün Efi ile olan ilişkisi gerçekten biraz aşkın ötesine geçebiliyor. Yani bir de tabii
şey de var. Mesela bu Omo'nun kirlenmek güzeldir. Love'un yarattığı bir konsept ve hani bu 15 sene önce 2000'li yılların başında ilk çıktığı zaman reklam dünyasında gerçekten bir neredeyse bir devrim olarak algılanmıştı. Çünkü ilk kez bir işte bizim purpose dediğimiz bir başka bir iletişim biçimi ortaya konuyordu. Yani artık işte hani beyazlar daha beyaz, renkliler daha renkli dünyasından çıkıp başka bir şey söylüyor bak. Çocuk veya da duygusal fayda teorisini de ilerisine geçiyor. Başka bir yerlere geçmişti. Onu da başka bir yere taşıyor. Yani reklam dünyasında, tüm dünyada yani bir sıçrama yaratmıştı. Bu Love'un bulduğu bir şey. Şimdi bu gelenek devam ediyor ve hani bu tamam kirlenmek güzeldir konsepti de devam ediyor ama her sene üzerine koya koya, bu sadece Omo için de söylemiyorum, bütün Unilever markaları için geçerli. Biz bunu tabii kendi yerel markalarımızda da sürdürüyoruz ve sonuç olarak da hani son 2 senede... Bu arada sen Omo deyince İngiltere'deki Persil aslında Omo biliyorsunuz. O 2. Dünya Savaşı sonrası Almanların İngilizlere savaş borcu olarak hediye ettikleri bir marka Persil. Bir yandan da Türkiye'de biliyorsunuz Henkel'in markası gibi biliniyor. Ama öyle bir karışıklık da var. Ama hani Omo, Persil oradan yürüyorlar. Bir yandan bu dediğim network bizi de çok ciddi şekilde takip ediyor. Yani Türkiye EFİ şeyi başvuruları başladığı zaman bize o birimden bir mail geliyor. Bu sefer kaç taneyle katılacaksınız? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Yardım istiyor musunuz diye. Ödül gecesinden sonra da haberleri gayet hızlı bir şekilde oldu ve çok tebrik aldık. Yani geçen sene de bir 5 tane almıştık. Bu sene de 5 tane oldu. Artık böyle hani gerçekten hatırı sayılır sayıda alınca network'ün şeyinde övgülerini de tebriklerini de alıyoruz hemen arkasından. Yani önce bir şu önem kısmını bir daha bir altını çizelim. Gerçekten bu yalnızca ajanslar için değil, pazarlama disiplini içinde bir itibar karnesi EFİ. Müşteri tarafı için de çok önemli ve hesap verilebilirlik kültürüne yapılan bir yatırım, öyle diyelim. O yüzden ciddiye alınması gerekiyor. Hani yani EFİ'nin bir Türkiye formülü veya yabancı formülü diye bir şey yok. Hani açıkçası yaratıcı işle de beraber değerlendirdiğimiz için, yani iş sorunu nedir, ona göre hedef belirlenmesi ve ona doğru yürünmesi şeklinde değerlendirdiğimizde her vaka yine dediğim gibi farklı ele alınıp şey yapıyoruz, bir şekilde tasarlanıyor. Ama senin demin bahsettiğin purpose şey hikayesi var. Mesela bizim sevdiğimiz evet, şey. Yani bir de şimdi EFİ'nin önemine baktığımız zaman Türk ajanslarının bu işi aslında dünyada iyi ve doğru yaptığını görüyoruz. Yani buradaki şeyler yakalanmış fırsatlar olarak hani hatta üst sıralarda yer alan birçok özellikle bağımsız tarafta ajans var. Network tarafı daha karışık olduğu için hani o listelerin tepelerine gelmek biraz daha zor oluyor ama demek ki doğru işler yapılıyor. Bir kere bunun bir altını çizmek lazım. İkinci olarak da yani yine Türkiye'de yapılan işlere baktığımızda biz biraz bu işte purpose iletişimi dediğimiz yani daha yüksek ve iyi bir amaca yönelik insanları insanların ve toplumun davranışlarında değişiklik yaratacak. Yani sadece satın almayı tetikleyecek değil de davranış değişikliğini de tetikleyecek. İşte o purpose iletişimi dediğimiz tarafın hala biraz eksik olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Yani burada biz bir fırsat görüyoruz. Yani burada bunu bir ajans görüşü olarak söyleyebiliriz. Yani kesinlikle. Orada alınacak çok yol var diye düşünüyoruz. EFİ buraya geldiğinden beri zaten bir sürü EFİ kazandı. Yani daha önce de kazandı. Sonra 2 yıl önce sürdürülebilirlik dalında EFİ kazandı. Şimdi bu sene yine dediği gibi Emrah Purpose üzerinden bir EFİ kazandı. O önemli. Onun dışında bizim hani şeylerimize baktığımızda, çözümlerimizde mesela geçen sene ve bu sene Love'ın ve D-Smart'ın aldığı EFİ'ler daha böyle challenger şeyinde, niteliğinde olan işler. Birazcık daha pazarı zorlayan, kategorisinde biraz daha farklı bir şeyler söylemeye çalışan şeyler öne çıkıyor. Ama yani dediğimiz gibi sorun tespiti, sonra amaç, sonra hedef
şeyinde doğru yol neyse o aslında fırsatı yaratıyor diyelim. Biz çok fazla bir şey hissetmedik diyebiliriz neredeyse. Çünkü bir yandan Malin'la Low Network'i ikisi de IPG Holding ajansı ve benzer ajanslar kültürleri olarak, yani daha yatay hiyerarşiye dayanan. Ondan sonra işte İngiliz ve Amerikan, biraz İngiliz ve Amerikan farkı var ve zaten asıl fark coğrafi fark. Yani Malin Amerika'da çok güçlü bir ajans. Orada çok iyi işleri var. Hem yaratıcılık hem sonuç odaklı anlamında. Şey ise Low ise Latin Amerika, Avrupa, Asya dediğimiz. Hatta biraz ucundan Afrika'ya bile bulaşıyor diyelim. Oralarda çok güçlüydü. Bu ikisini birleştirip aslında neredeyse hani dünyanın her yerini kapsayan bir network oluşturmak istediler. Ama bizde de zaten oturmuş bir kültür olduğu için burada, hani biz zaten kendi yerel kültürümüzü devam ettirdiğimiz için biraz isim konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani onun nasıl telaffuz edileceği, evet, işte insanların aklında nasıl kalacağı gibi. Bir de logo da değişti. Yani ahtapotumuz da geldi. Low mu Low mu diyordu. Şimdi Malin da geldi. Mülen mi Malin mi? Şeyleri de söylemek lazım. Yani biraz böyle Unilever ağırlıklı sohbet ediyor gibi olduk ama yani bizim yani diğer son 4 senedir özellikle yerel markalarımızda da bir büyümemiz oldu. Yani evet, Türk Hava Yolları, Anadolu Jet, Kızılay, SEK, ondan sonra Seat, değil mi? Kaan, Love gibi. Bu da bizim Efe hedefimizdi aslında. Evet. Yani 4-5 yıl burayı önce büyüttük. Yerelden büyüme gibi bir strateji belirlendi. Ve o doğrultuda hep New Business çalışmalarıyla, sektördeki kontaklarla ilerledik. Ve bunları aslında bayağı şey gerçekleştiren sonuçlar yarattık. Yani bizim de şeyimize, New Business karnemizi bir elfi olarak değerlendirsek bize de bir şey verirler diye düşünüyorum. Bir ara çok yüksek bir yüzdemiz vardı özellikle. Ama bu yerel şeylerde hem bize yaratıcılık anlamında hem de yine etkinlik anlamında, etkili sonuçlar yakalamak anlamında büyük fırsatlar veriyor. Yani bu sene işte yine SEK'le aldığımız şey ve LAV'la aldığımız EFİ'ler bunun da bir göstergesi. Geçen sene de benzer, yani böyle bir yarı yarıya bir dağılımı yakaladık diyelim. Yani ileride de şey daha yani sadece yani globalde de ses getirecek, orada da etki yaratacak işler, hı hı, hedefimiz var. Yani bu operasyonel yeteneğe de sahibiz. Çünkü biz yani Kuzey Afrika, Orta Doğu, hı hı, İran pazarlarında da aktif operasyonlar yapıyoruz. Yani İstanbul ofisi olarak. Evet, o çok gözükmüyor ama bir çok de görünmüyor ama öyle bir yanımız da var. Hatta EFİ'ye bağlamak gerekiyor. Oradan hani global markalarımız için bazen öyle konseptler, öyle fikirler çıkıyor ki onları alıp hadi bütün dünyada yapalım gibi böyle enteresan yerlere doğru varabiliyor. Ya bir hedefimiz o. Şeyi söylüyordum ben de, yani Afrika'ya ucundan bulaştık demiştim demin. Low uzun bir süre aslında OMO'nun Güney Afrika'daki Nijerya ve Kenya'da dahil olmak üzere işlerini yönetiyordu. Şimdi bir süredir onu yapmıyoruz ama onun üstüne şey geldi, Orta Doğu lansmanı vardı 3 yıl önce. Bu ofis çalıştı ciddi bir şekilde. 3 yıldır onun oradaki iletişim çalışmalarını biz yönlendiriyoruz ve ilk lansman sonrası orada da bir EFİ kazandık. Aslında bir tane de orada Türkiye dışında yaptığımız işle kazandığımız bir EFİ var. Bunları globale çekmek de hedefimiz aslında. Bölgeselden, evet, daha global boyutta başarı kazanmak da hedeflerimizden biri. Dijital ajans mı, konvansiyonel ajans mı, bilmem ne mi, o mu bu mu? Yok işte şey dünya dijitale gidiyor falan konuları var. Şimdi orada ben ya bizim genel görüşümüz ve bir şeyi söylemek istiyorum. Bizim böyle bir ayrımımız yok. İşte sizin dijital yeteneğiniz yok, o yüzden biz bu işi bilmem ne yapıyoruz falan gibi konulara kapalıyız. Çünkü bizim için kral olan fikir daima. Yani nedir o fikir? Kimdeyse Süleyman odur. Şimdi yüzük kimdeyse Süleyman odur diye bir laf vardı ya. Fikir kimdeyse kral olur. Bizde fikir var. Yani ve hani
iyisi, hani en iyi tüketici içgörülerinin bulunup o davranışı değişikliğini yaratacak şeyleri, ateşlemeleri yapacak şeyleri biliyoruz, yöntemleri. Dolayısıyla bunun hangi kanaldan yapılacağı, dijital kanaldan mı yapılacak, konvansiyonel mecradan mı yapılacak, buranın önemi yok. Biz diğer, hani onun diğer dijital yok, sosyal medya yok bilmem ne falan filan, onları da zaten yapıyoruz. Ama bunun için tabii ki bir hani o alanda profesyonelleşmiş bir ekibimiz de var ama biz bunun için onu da ayırmıyoruz. Yani bu bu ajanstaki tüm kreatiflerin, müşteri ilişkilerinin ve stratejinin de sorumluluğunda. Yani bunu ekiplerimizden ve şeylerimizden beklentilerimizi de bu yönde koyuyoruz. O yüzden yani işte Low işte sadece televizyon filmi yapar, bilmem neyi çok iyi yapar ama şunu yapamaz gibi şeyler de yok. Yani buralarda bazen ben böyle... Ya aslında onu da şöyle Efe'ye bağlayalım istersen. Yani evet, başka başka mecralar her geçen gün önemini arttırıyor. Efe almak istiyorsanız zaten bunları da yapmanız gerekiyor gibi bir dünya var. Çünkü sonuç hepsinin toplamında geliyor. O yüzden de ajanslar da hepsini yapabilen hale doğru evriliyor. Yani artık hani bilen yıllar ileride ne kadar televizyon seyredecek falan filan konuları olduğu için. Önemli olan devamını getirebilmek. Yani bunu her sene aynı sayıda yaklaşık bir şey olaraktan devamlı kılmak, sürekli kılmak. Dediğimiz gibi bu bizim bir çalışma şeklimiz. O zaman eğer bunu devamlı kılabilirsek biz de kendimizi başarılı göreceğiz.